Efendim hepinize merhaba. Ben Aybüke Sengeri ve yine oyun ve eğlence dünyasından birbirinden ilginç haberlerle karşınızdayım. Bu hafta birçok gelişme yaşandı. En göze çarpanları özetleyecek olursak, Sony yeni PlayStation 5 Slim konsolunu tanıttı. Diablo 4'ün Game Pass'e gelebileceği konuşulmaya başlandı. Bir oyuncu Starfield'da tam 1695 gezegen keşfetti ve Amber Heard, Jason Momoa'yı Johnny Depp'i taklit etmekle suçladı. Gördüğünüz gibi hareketli geçen bir haftaydı ve şimdi hepsinin özeti karşınızda. İşte Big Dip. Sony, popüler oyun konsolu PlayStation 5'in zayıflayıp fitleşmiş hali olan yeni Slim modelini tanıttı. Yenilenip hafifleyen konsol Kasım ayında satışta olacak. Küçülen PlayStation 5 1 TB depolama alanıyla gelecek. Ayrıca Digital Edition sürümüne dileyen Blu-ray disk sürücüsü takabilecek. %30 daha küçük hacme sahip PS5 Slim önceki modellere kıyasla %24'e kadar da daha hafif. Peki bu yeni PlayStation 5'e ne zaman ve ne kadara sahip olabileceksiniz? Cihaz Kasım ayında ABD'de belli noktalarda ve PlayStation.com adresinde satışta olacak. Tüm dünyada satışı daha sonra başlayacak. Diskli PS5 ABD'de $500, Digital Edition ise $450 satılacak. Blu-ray sürücüsünün fiyatı ise $80. İşlerin pek yolunda gitmediği Disney ile ilgili satın alma iddiası oyuncuları yakından ilgilendiriyor. Dev şirketin Electronic Arts'ın Entertainment bölümünü satın alabileceği konuşuluyor. Şirket CEO'su Bob Iger geçtiğimiz yıl göreve dönmüştü. İddialara göre Iger, şirketin geleceğiyle ilgili kendisine sunulan fikirlerden birinin Electronic Arts gibi büyük bir yayıncıyı satın almak olduğunu söyledi. Electronic Arts'ın satılmayı kolaylaştıracak şekilde stüdyolarını EA Sports ve EA Entertainment olarak ikiye bölmesi bu iddiaları ateşliyor. Iger'ın en azından şimdilik bu fikre sıcak bakmadığı ancak bir ihtimal olarak kenarda bekletildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkmasının ardından oyuncuları ikiye bölen Starfield oyununda yaşanan gelişme Bethesda'nın sözünü tuttuğunu gösteriyor. Starfield'ın çıkmasına kısa bir süre kala Bethesda'nın patronu Todd Howard, bilim kurgu rol yapma oyununda 1000'den fazla ziyaret edilebilir gezegen olduğunu açıklamıştı. Oyuna kendini adayan bir oyuncu ise bu rakamın mütevazı bir yaklaşım olduğunu gözler önüne serdi. Reddit'te Doom Zero adını kullanan Josh, 200 saatlik oyun süresinin 180 saatini ayırarak oyundaki bütün gezegenleri keşfetti. Josh toplamda 1695 gezegen tarayıp bunlardan 1694'ünü baştan başa inceledi. Oyuncunun bu gezegenlerden 1441'ine iniş yapmış olduğunu da söyleyelim. Doom Zero yani Josh bu başarısının ardından artık oyunu daha tipik şekilde oynayacağını da belirtti. Şimdi oyun dünyasından eğlence dünyasına kısa bir yolculuk yapalım. Bu hafta Amber Heard ile Jason Momoa arasında yaşanan kavga gündemdeydi. Momoa'nın Amber Heard'ü Aquaman devam filminden kovdurmaya çalıştığı iddiası çok konuşuldu. Amber Heard, Johnny Depp davasından sızdırılan belgelere göre Heard, Momoa'dan rahatsızdı. Momoa'nın sete sarhoş gelip Johnny Depp gibi giyindiği ve Heard'ü Mira rolünden kovdurmaya çalıştığı yönünde açıklamalar, Amber Heard'ün terapistinin notları arasında bulunuyor. Ancak Heard'ün imdadına Elon Musk yetişmiş ve Warner Bros'a gönderdiği tehdit mektubu ile oyuncunun yapımda kalmasının yolunu açmış. Şimdi tekrar oyun dünyasına geri dönelim ve inişli çıkışlı bir yaşam süren Diablo 4'e odaklanalım. Steam platformunda yakında satılmaya başlanacak oyun, 2024 yılında da Game Pass'e gelebilir. Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının tamamlanmasının ardından şirketin oyunları Game Pass platformuna entegre edilecek. Activision Blizzard'ın X hesabından yapılan paylaşımda anlaşmanın tamamlanmasının ardından oyunların önümüzdeki yıl yani 2024 yılı içerisinde Microsoft'un servisine eklenebileceği belirtiliyor. Bundan sonra bize düşerse sabırla beklemek. Activision Blizzard demişken firmanın beklenen oyunu Call of Duty Modern Warfare 3 geçtiğimiz hafta sonu PlayStation'da beta versiyonu ile kendisini gösterdi. Ancak hileciler de oradaydı. Oyunun PlayStation platformunda düzenlenen beta etkinliği sırasında yaşananlar hilecilere nazbine pestirdikti. Henüz beta aşamasında olan oyun için hilelerin şimdiden kullanılabilir olduğu X üzerinden paylaşılan klipler ile kendisini gösterdi.
Kimi kullanıcıların bariz şekilde duvar hilesi ve nişan botu kullandığı klipler oyuncuların büyük tepkisini çekti. Ancak Activision Blizzard haberimiz yayına hazırlandığı sırada henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Evet, bu haftalıkta Weeklyfix'ten bu kadar. Ancak daha fazla oyun ve eğlence haberi isterseniz hepsini sitemiz ve sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Gelecek haftaki Fix'e kadar IGN'le kalın. Hepinize iyi hafta sonları.